Evet efendim, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ankara'nın gündemi önemli, gelişmeler önemli. Yine haftanın ortasındayız ama birçok konu var konuşacak. Ekonomi başlığı altında terörle mücadelenin aslında alt başlıklarını biraz önce konuşmuştuk. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli bir konuğumuz var. Bu kez de Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Diyorum. Geçmiş olsun. Sesiniz de hafif. Sağ olun. Bu ara salgın domuz var. Domuz gribi değil mi efendim? Vallahi grip ama grip ne gribi bilmiyorum. Evet, doğrusu. Evet. Yok, inatçı bir grip ama. İnatçı grip geçmek bilmiyor. Siz geçmiş de. Evet. Geçmiş İnşallah olsun Sayın Bakanım. Atlatırız, biraz hafifletelim. Nuri Bey ile beraberiz evet. Tekrar. İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Bey tekrar merhabalar. Evet. Sayın Bakanım, aslında Türkiye'nin öteden beri konuştuğumuz 4-5 aydır damgasını vuran bir gelişme sizin bölgenizde yaşanıyor. Sizin evet. Seçim bölgenizde yaşanıyor. 3 büyük ilçede bir taraftan terör operasyonu, tırnak içerisinde şehir savaşlarına dönüştürülme, Kobani'leştirme, Suriyelileştirme adım adım devam ediyor ama biraz önce sizin oturduğunuz koltukta İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala oturuyordu. Silopi'de temizliğin %100 olduğunu, Sur'da %80'lerin üzerine çıktıklarını, yine Cizre'de de %75'ler seviyesine gelindiğini anlattı. Adım adım da gidildiğini söyledi. Bu geniş perspektiften baktığımız zaman sizler neler söyleyeceksiniz terörle mücadelede geldiğimiz nokta itibariyle? Ben iki şeyi vurgulamak istiyorum. Tabii Efkan Bey mutlaka konunun direkt sorumlusu olarak detaylarına girmiştir ama ben iki noktanın altını çizmek istiyorum. Yani eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı da gösteren. Birincisi bizim güvenlik konseptimiz artık farklı. Yani bir devlet güvenliği mantığından öte halkın emniyetini sağlamaya dönük bir yaklaşımımız var. İnsanın emniyetini sağlamaya dönük bir yaklaşımımız var. Devletin de birinci vazifesi aslında bu. Halkın emniyetini sağlamak. Nasıl ki bir devlet eğitim hizmeti veriyorsa, sağlık hizmeti veriyorsa, güvenlik hizmeti de en önemlisi. Güvenlik hizmeti olmadan diğerleri çok bir anlamı yok. De olmuyor. Ne yaşam kalitesi oluyor tabii, ne de iş yatırım doğru. ortamı oluyor. Dolayısıyla burada aslında biz bölgede, bütün bölgelerimizde, bütün illerimizde halkın emniyeti için oradayız. Halkımızın emniyetini tesis etmek için oradayız. Kamu düzenini sağlamak için oradayız. Bu bakış açısıyla bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Bazen gereğinden fazla uzuyor belki. Halkımız da biraz bundan muzdarip oluyor. İster istemez. Terörle mücadele ederken bu tıpkı hani vücuttaki bir sıhhatli olmayan dokuyu ortadan kaldırırken vücuda zarar vermemek gibi bir şey. Kanserli hücre gibi düşünebiliriz. Şey yayılmamasını düşün. Önlemek evet. için diyorsunuz. Bu hassas bir şey hakikaten. Sivillere zarar gelmesin diye, insanımıza zarar gelmesin diye büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Zaten teröristlerin yaptığı da baktığınız zaman halkın arasına girip halka zarar gelmesini adeta arzu ediyorlar. Bunu istismar etmeye çalışıyor. Onları kalkan yapmasının sebebi o. Evet, sebebi o. Dolayısıyla bir taraftan bu mücadeleyi yaparken bir taraftan da halka zarar gelmemesi için azami gayret ediyoruz. Bu birinci nokta. Çünkü biz orada halkımız için varız. İnsanımız için varız. Yani güvenlik konsepti terörle mücadelede evet, güvenlik konsepti de değil. İnsan odaklı bir güvenlik evet. anlayışı. Yani kamu odaklı, bürokrasi odaklı evet, bir evet, güvenlik evet. değil. İnsan odaklı bir güvenlik anlayışı. İkinci vurgulamak istediğim nokta da halkın konumu. Ben buradan doğuda, güneydoğuda yaşayan halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Görüşü ne olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bu yaşananları halk tasvip etmiyor. Ve gerçekten halk en büyük maliyeti de o bölgede yaşayan halk ödüyor. Terör örgütü halkı sokağa döküp bir isyan, işte az önce bahsettiğiniz gibi çok bir şehir savaşı oluşturma gayreti içine girdi. Türkiye'yi adeta Suriyelileştirme gayreti içine girdi. Ama bu tutmadı, tutmayacak. Çünkü bir taraftan tabii güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyorlar ama temelde baktığınız zaman da asıl bizim gerçekten dayanağımız halkımızın burada gösterdiği tavır. Halk kesinlikle bu şiddet hadiselerine prim vermedi, vermiyor ve bundan büyük bir rahatsızlık duyuyor. Ha, bu terörle mücadeleden doğan bir takım sıkıntıları da hissediyor halkımız. Bunu da görmemiz lazım. Elbette hiçbirimiz arzu etmeyiz böyle sıkıntılar yaşanmasını. Sonuçta sokağa çıkma yasağı koymak zorundasınız. Mücadele ederken ister istemez bir takım yan etkiler ortaya çıkıyor. Efendim istediğiniz neticeler alınmaya başlandı mı? Esas mesele dediğim gibi halkın bakış açısıdır, değerlendirmesidir ve burada da halkımız doğru yerde duruyor.
bu olayları tasvip etmiyor. Bir an önce bu unsurların kendi içinden çıkmasını ve normalleşmenin gerçekleşmesini istiyor. Bu güvenlik konusunda mutlaka dediğim gibi İçişleri Bakanımız bilgi vermiştir ama belli bir yere gelindi. Bunlar kolay mücadeleler değil. Gerçekten çok hassas bir mücadele. Ama burada belli bir yere gelinmiş durumda. İşte birkaç tane ilçemize yoğunlaşmış durumda şu anda hadiseler. Oralarda da en kısa sürede inşallah bu sonuçlanır. Ha %100 ortadan kaldırabilir misiniz? Marjinal hale getirmek. Önemli olan marjinal hale getirmek. Hayatın akışını en az etkileyecek hale getirmek. Bunu başardıktan sonra gerisi artık hani daha rutin bir mücadele diyelim. Şu an karşılaştığımız hadise belli bir birikimin bir sonucu bir anlamda. Bir taraftan da tabii şunu görmeliyiz. Orta Doğu'da yaşananların bize yansıması. Bu yaşadıklarımızın ne Türkiye faydası var, ne Kürt'e faydası var, ne Araba faydası var. Hiç kimseye faydası yok. Ama burada Orta Doğu'da bir güç mücadelesi var. Bir paylaşım mücadelesi var. Bütün bölgesel ve küresel güçler şu anda Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da bir mücadele içinde. Mazeret göstererek, mazeret göstererek herkes geldi oraya. Herkes geldi. Şimdi baktığınızda DAEŞ de bunun bir parçası, PKK da bir parçası, DHKPC de bir parçası. Zaten üçlü bir hareketten süzerek söz edildi. Birisi dini terimler kullanıyor, dinle hiçbir alakası olmadığını, İslamiyetle hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Birisi belki mezhep kavramlarını kullanıyor, onunla bir alakası olmadığını biliyoruz. Biri ırk temelli. Diğeri etnik, ırk temelli kavramlar kullanıyor. Aslında onun da onlar gerçek anlamda bir şeyi yok. Bunların hepsi şu anda araçsallaşmış durumda. Peki şöyle Orta Doğu'daki güç savaşının aracı haline dönüşmüş durumdalar. Sizin büyük yoğunluğunuz bütün kabinelerde olduğu gibi bu kabinede de yine ekonomi alanında. Tabii, sosyoekonomik kalkınma. Şimdi bakın şöyle bir şey %49,5 gibi çok yüksek, hakikaten çok az eşine rastlanır bir destek verdi millet size. Evet, şükran duyuyoruz yani, halkımıza. Siz öyle. Bütün kocaman bir rüzgar aldınız arkanızda. Sizi uçuracak, böyle hakikaten uçuşa geçirecek, pik yaptıracak size. Müthiş bir destek aldınız. Bu destekle Türkiye'nin herhalde yapamayacağı hiçbir şey, altına kalkamayacağı hiçbir yük olamaz. Bu olaylar, bu kalkışa, bu 49,5'un verdiği şeye ne kadar engel oldu? Ne kadar gerçekten Türkiye şu anda bir fırsat penceresi yakalamış durumda. Evet. Bunu ülkeler nadiren yakalarlar. Evet. Yani her zaman böyle bir ortam çok oluşmaz. Önemli bir ortam. Siyasette iki kavram vardır Nuri Bey. Bir temsil, bir istikrar. Evet. Şimdi zaman zaman Türkiye'de geçmişe baktığınız zaman istikrarı yakaladığımız dönemler oldu. Hı. Ama temsilde bir takım zafiyetler oluştu. Evet. Diyelim ki meclisimize %55 yansıdı vatandaşın oyları. Ama bir istikrarlı hükümet çıktı buradan. Bazen de temsili yakaladık, istikrarı yakalayamadık. İşte geçmişte bunu çok yaşadık. 7 Haziran'da da bu olayı yaşadık. 1 Kasım seçimlerinde temsil de çok güçlü, istikrar da çok güçlü. Evet. Şu anda baktığınız zaman meclisimize seçmenin %97,5'unun tercihi yansımış durumda. %97. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük şeyi, yansıması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ama aynı şekilde çok açık ara farkla güçlü bir hükümet çıkmış durumda bu meclisten. %49,5 oyumuz var. Meclisteki oranımız da %58'e yakın. Evet. Dolayısıyla çok güçlü, istikrarlı bir hükümet de var. Evet. Ya yani istikrarı ve temsili eş zamanlı bir şekilde yakalamış durumda. Türkiye'nin uçması lazım. Bu bu reformlar için birebir bir zemindir aslında. Evet. Dönüşümler için, temel bir takım büyük değişimler için son derece elverişli bir zemindir. Evet. Bu iki temel sütun üzerinde aslında Türkiye'nin işte yeni anayasa, iç tüzük, temel kanunlarda değişimler, ekonomik reformlar hepsinde. Terörle mücadele, tüm sosyal problemler, tüm sosyoekonomik problemler. Türkiye'nin işte bu üst orta gelir grubuna çıktık, yükseğe geçiş geçmesi, sürecinde, 30'aktan kurtulması. Bütün bu hadiselerde, uluslararası ilişkilerde her bakımdan bir atılım yapmak için her şey var. İdeal ortam. Ama bunu tabii herkes biliyor. Yani biz bildiğimiz gibi çevremizdekiler de biliyor diyorsun. Önünü kesmeye çalışanlar da biliyorlar. Eyvallah. Ama bizim burada hiçbir şekilde
ne diyelim, konsantrasyonumuzu bozmadan bu reformlara yoğunlaşmamız lazım. Kim ne yaparsa yapsın bizim dikkatimizi başka yerlere, konjonktüre takılıp kalmamalıyız. Gündelik tartışmaların dışına çıkıp Türkiye'nin temel meselelerini çözmeye odaklanmalıyız. Bunun için elverişli bir siyasi iklim var. Bu da halkımız sayesinde. Öyle bir ayarladı ki gerçekten, dediğiniz gibi bazen bakınca komplocu bazı düşünceler bile ifade ediliyor. Evet. Hani sanki birisi kalkmış ayarlamış gibi. Sayın Bakanım, halkımız böyle bir ortam oluşturdu. Terörle mücadele tabii bir taraftan hızlı bir şekilde devam ederken bu konuda aslında sorulabilecek en önemli sorulardan bir tanesi bugün Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Bundan sonra barış ve kardeşlik sürecinin nasıl da devam edeceğine yönelik. Siz sürekli bölge halkını adres gösterdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün aynı şeyi yaptı. Bundan sonra bu noktada bahar aylarıyla beraber örgütün marjinalleşmesi, mücadelenin başarıya ulaşmasının ardından bu barış ve kardeşlik projesinin artık tek muhatabı bölge halkı mı olacak? Yani bu nasıl yürütülecek? Neler konuşuluyor şimdi, Bakanlar Kurulu'nda ve bu güvenlik toplantılarında? Şöyle ifade edebilirim. Yani bir taraftan biz bu terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Oradan hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Hiçbir mahallemizi, hiçbir ilçemizi, hiçbir beldemizi terör örgütünün insafına bırakmayacağız. Burada devlet olarak, hükümet olarak üzerimize düşen görevi bir hakkın yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Bu bir defa bir yerde dursun. Ama bununla birlikte terör olsun olmasın. Bakın, terör olsun olmasın, yapılması gereken işler var. Reformlar var. Reformlar var. Sosyoekonomik kalkınmaya ilişkin atılması gereken adımlar var. GAP projemiz var, DAP projemiz var, yatırımlarımız var, özel sektör yatırımları var. AB reformları var. Bunları mutlaka devam. Bir taraftan da tabii demokratikleşme. Türkiye son 13 yılda şunu gördü. Kalkınma süreciyle demokratikleşme süreci aslında el ele giden süreçler. Ne kadar demokrasi o kadar ekonomi. Tersi de doğru tabii. Birbirini olumlu etkileyen süreçler bunlar. Bunları da bizim devam ettirmemiz gerekiyor. Yani bir taraftan güvenliği sağlayacağız, bir taraftan kalkınma sürecini sürdüreceğiz, diğer taraftan demokratikleşme sürecimizi devam ettireceğiz. Bunu yaparken de belli bir kesimi muhatap alma yanlışlığına da düşmeyeceğiz. Yani bu konular bütün toplumun meseleleridir. HDP'ye oy veren, AK Parti'ye oy veren, CHP'ye, MHP'ye veya başka bir partiye. Bölgede veya ülkemizin herhangi bir yerinde yaşayan tüm insanlarımızın meselesidir bu mesele. Hiç kimse bunu tekelleştirmeye çalışmasın. Hele hele bir örgüt kalkıp da ben Kürtlerin temsilcisiyim diyorsa bu kesinlikle reddedilmesi gereken bir tavırdır. Kürtler hiç kimsenin tekelinde falan değil. Çok farklı düşünen, farklı inançlara sahip, farklı siyasi tercihlere sahip Kürt vatandaşlarımız var. Ve bu çoğulculuğu hiç kimsenin öldürmesine de bizim müsaade etmememiz lazım. Bu tekelci ve tek tipçi bir yaklaşımdır. Bir taraftan tekelciliği, tek tipçiliği eleştirirken birileri kendileri aynı işi yapıyorlar. Gayet güzel kendi alanları içinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Biz demokrasi söz konusuysa, kalkınma söz konusuysa, temel hak ve hürriyetler söz konusuysa, terör olsun olmasın, doğrular neyse doğruları yapmaya devam edeceğiz ve burada da muhatabımız bütün toplumdur. Bütün kesimlerdir. Geçmişte bu anlamda yanlış bir izlenim oluşmuş olabilir. Sanki işte Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi birileriyle ilgili muhatap işte filancalar gibi bir yanlış algı oluşmuş olabilir. Bunu hepimizin düzeltmesi lazım. Pratikte de biz bunu zaten hiçbir zaman böyle görmedik ama daha güçlü bir şekilde bunu göstermemiz lazım. Biz elbette meselelerimizi konuşacağız, tartışacağız, siyaset kanalları, meşru hukuki zeminlerde meselelerimizi tartışacağız. Terörle mücadele bunlara engel değil. Toplumun bütün kesimleriyle, bütün renkleriyle meşru olduğu sürece, hukuk içinde olduğu sürece kim olursa olsun dinleyeceğiz, konuşacağız, tartışacağız. İnsanoğlu konuşarak, istişare ederek meseleleri çözer. Dolayısıyla bizim zaten başından beri söylediğimiz bu. Silahlar olmamalı. Demokraside silahlara yer yok, şiddete yer yok. Ama bu noktada da herkes ilkeli durmalı. Evet. Ama, fakat, lakin demeden terörü lanetlemeli ve dışlamalı. Teröre karşı da net bir tavır almalı. Bunu almadığınız sürece
demokratik siyasete alan açamazsın. Çok kısa bir araya girip çok kısa bir cevap alabilirim. Bu konuyu belki Nuri Bey'in başka sorusu var ama en azından hani taçlandırmak, bitirmek anlamında ve daha iyi anlaşılması için çok büyük bir terörle mücadele, polis asker işbirliği Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük operasyonları gerçekleştiriliyor. Evet. Bunu kabul edelim. Bir taraftan da ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var. Deniliyor ki aslında bundan daha büyük de bir diğer operasyonlar da, yani sosyal, ekonomik ve kültürel operasyonlar da başlayacak. Bunların bize şeyini anlatabilir misiniz? Neler var bunların içerisinde efendim? Şimdi şöyle, yani bunu terörle bağlantılı görmemek lazım. Bir önce tekrar onu vurgulamak istiyorum. Çünkü şöyle bir yanlış izlenim oluşturdu örgüt, özellikle bölgede. Sanki bu terör olayları oluyor diye bir takım haklar, özgürlükler gelişiyor gibi bir yanlış izlenim oluşturdular. Bunu da ortadan kaldırmamız lazım. Terör olsun olmasın, biz doğru neyse doğruları yapmamız lazım. Kürt vatandaşlarımızın sorunları varsa her halükarda bizim bu sorunlarla ilgilenmemiz ve bu sorunların çözümü için bütün herkesle oturup konuşmamız, tartışmamız lazım. Bunda hiç tereddüt yok. Evet. Ama bir taraftan da dediğim gibi güvenlik anlamında yapılması gerekenleri de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte tabii son güvenlik operasyonlarından dolayı az önce bahsettiğim gibi bir takım yan etkiler oluştu. Evet. Öncelikle bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var. Yani bu terörle mücadelenin yoğunlaştığı ilçelerde, evet, ilçeler başta olmak üzere özellikle bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var. Orta ve uzun vadede de daha köklü tabii bir takım politikaları her zaman için tartışmak durumundayız. Bunlardan bir tanesi örneğin kentsel dönüşüm. Evet. Maalesef bu 90'lı yıllarda çok ciddi bir darbe yedi doğudaki, güneydoğudaki illerimiz. Ve ciddi anlamda bir varoş oluştu, işte çarpık şehirleşme oluştu. Bu kültürel dejenerasyona... Surun, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin %90'ı kaçak yapılardan oluşuyormuş. Mehdi yani Bey söylemişti. Aslında Sur ilçesi bakın çok tarihi bir... En eski ilçedir. En eski, asıl Diyarbakır orası, evet, yani. Diyarbakır Sur merkezidir. Sur içi, merkez, kalbi Diyarbakır'ın. Orada aslında bütün o çarpık yapıların ortadan kaldırılması ve bütün alanın adeta bir açık hava müzesine... HDP'li belediyeler lazım. Hiçbir planını... İller Bankası'na vermemiş. Mesela Cizre'de 56. sokak diye geçen yer boş araziymiş. Boş arazi olarak görünen yerde 4 tane cadde varmış. Cizre de aynı şekilde. Cizre çok tarihi bir yer. Gittiniz mi bilmiyorum. Biz Kalkınma Bakanlığı olarak da bu tarihi dönüşüme ciddi katkılar sunduk son yıllarda. İşte Burcu Belek denilen burçları, evet. Kırmızı Medresesi, evet, evet. Memuzin mezarları, eski işte alimler, işte kırmızı medresesi, evet. İşte burada robotin atası sayılan, evet, evet, evet. Ebu İz Ciziri, evet. Meleği Ciziri, onların türbeleri, yani çok tarihi bir mekan. Yine Hamidiye alaylarının kışlası hep orada. Evet, hep orada. Ve şimdi orada ciddi bir restorasyon çalışması yürütüyoruz kaç yıldır. Buralar çok tarihi mekanlar. Gerçekten korunmamız gereken, geliştirmemiz gereken alanlar. Ama az önce bahsettiğim gibi 90'lı yıllardaki o ani göç dalgası, o dönemki yanlış bir takım uygulamalarını da getirdiği, kırsaldan şehre çok ani bir göç dalgası yedi bu şehirler. Ve o tarihten bu yana da tam kendilerine gelemediler. HDP'li belediyeler ise maalesef hizmet dertleri olmadığı için kaynakları bu hizmet ediyorlar, örgüte hizmet ediyorlar. Maalesef işte şehre yapılması gereken hizmetleri yapmadıklarını sahadan görüyoruz. Yani biraz önce Efkan Bey rakamlar verdi sizden önce. Evet. Yani Eskişehir'e, Erzurum'a giden paradan fazla para gitmişti yani. Tabii. Çok ilginç. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Bakın, Eskişehir'den fazla. Kişi başına veriyoruz. Ayrıca gelişmişlik düzeyine de dikkate alarak pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Dolayısıyla burada ciddi bir kentsel dönüşüm problemi var. Yalnız şunu da eklemek isterim. Kentsel dönüşümü de bizim artık daha nitelikli hale getirmemiz lazım. Nedir bunu açarsak? Yani bunu şöyle açabilirim. Sadece bina yapmak değil kentsel dönüşüm. Sosyal dokuları. Mesleki eğitiminden sosyal, okulundan, kültürel boyutuna, camisine, ticari alanlarından, işte dediğiniz gibi sosyal donatılarına, sportif altyapısına kadar yaşam ve iş ortamı sağlama anlamında daha bütüncül bir kentsel dönüşüm perspektifini bizim hayata geçirmemiz lazım. Evet. Özellikle de bu problemli mahallelerde, problemli alanlarda. Bunun ben yaşam kalitesine çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Terör olsun olmasın, bizim bu şehirlerimizi
dönüştürmemiz lazım. Çünkü bataklık gibi gerçekten belli mahalleler. Bırakın terörü. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesini düşünün. Merkezde en büyük ilçe. Ben geçen dönem Diyarbakır milletvekiliydim. Ve çok gezdim Bağlar'da, o sokaklarda. İnanın bir yangın çıksa itfaiye giremez. Yani bir hasta olsa çıkaramazsınız. O kadar çarpık bir şey. Yani o zaman efendim en büyük şey kentsel dönüşümü sağlanması olacak ben, galiba. Ben bunun çok öncelikli olduğunu düşünüyorum. Ama az önce bahsettiğim nitelikli bir kentsel dönüşüm. İşin ekonomik, sosyal boyutlarını da içeren bir yaşam ortamını dönüştürme anlamında bir kentsel dönüşümün ben kritik olduğunu düşünüyorum. Yüksekova ve Cizre'yi konuşmuştuk ya, tam da Sayın Bakan'ın konusu galiba değil evet, mi? Yani, edersiniz, biraz taşınması. Aslında, biraz ekonomi konuşalım. Terör nasılsa Efkan Bey ile epey detaylı biraz hani konuştum. Demografik yapısıyla sizin, ilgili. Tabii bölgede bölgede uzun süredir görev yapıyor olmaz. Bir de bölgenin bakanısınız siz. Bir de Türkiye'nin bakanısınız ama tabii. O bölgede en etkili isimlerden birisiniz. Bu iki ilin merkezinin değiştirilmesine ilişkin bir çalışma var. Evet. Yani Hakkari büyüyemiyor. Evet. İşte onun yerini evet. değiştirelim. Şey büyüyemiyor. Ne o? Şırnak mı? Evet. Şırnak. Büyüyemiyor. Tepe, bunlar ikisi. Bununla ilgili bir bakanlık bir çalışma yapıyor. Evet. Sizin bölge milletvekili olarak bu konudaki düşünceniz nedir? Şimdi şöyle, yani ben bir iki rakam da söyleyeyim istersen. Mesela Hakkari Yüksekova mı olacak veya evet. şey Cizre mi olacak? Bu, şeyler hani iller değişmeyecek. Hani Hakkari yine il sınırları İsimler değişecek mi? Ama merkez ilçe, teknik anlamında konuşursak merkez ilçe Anladım. Değişmiş olacak. Hı. Yani ilin merkez ilçesi taşınmış olacak diyelim, Hı. değişmiş olacak. Bunun ne kadar haklı olduğunu bakın iki rakamdan söyleyeyim size. Evet. Hakkari'ye baktığınız zaman toplam nüfusu son verileri söylüyorum 276.287. Merkez ilçesinin nüfusu yani bugünkü Hakkari merkez ilçenin nüfusu 79.335. Yüksekova'nın nüfusu 117.440. Geçmiş. Yani çok neredeyse yani çok ciddi bir fark var arada. Normalde hani merkez ilçeye hükümet binaları yapılır, tabii, bir takım tabii. şeyler. Buna rağmen bakın çok ciddi bir fark var. Havaalanı yaptık biz mesela bu Yüksek bölgeye. İşte Hakkari'de böyle bir alan yok. Dağların arasında sıkışmış vaziyette. Yüksekova gelişime müsait. Çok Oraya iyi. Yaptık. Mesela uzaklığını söyleyeyim. Yaptığımız havaalanının merkeze uzaklığı 82 kilometre. Yüksekova'ya uzaklığı 5 kilometre. Yani bu da aslında gelişim şeyini gösteriyor. Havaalanıyla beraber aynı daha şeyi, da gelişecek evet, o zaman evet, yani Sayın Bakan. Evet. Bak aynı şeyi Şırnak için vereyim değerleri. Şırnak'ın toplam nüfusu 488.966. Merkez ilçenin nüfusu 91.573. Cizre'nin nüfusu 132.857. 40.000'den fazla yani fark çok var. Çok ciddi bir fark var. Yine havaalanına uzaklıkları söyleyeyim. Merkez ilçenin uzaklığı 60 kilometre. Cizre'nin uzaklığı 15 kilometre. Cizre'yi bilenler bilir. Evet. Çok tarihi bir mekan. Çok muazzam bir geçmişi olan bir mekan. Aslında bence zamanında yanlış yapılmış. Yanlış yapılmış. Şimdi normalleşiyoruz. Yani evet. Cizre'yi HDP çok şey ciddi yapmakla. Bir şekilde karşı çıkıyor eş başkanlar. Yani asıl karşı çıkmaları gereken aslında tarihte niye Cizre merkez yapılmadı demeleri lazım. Evet. O dönemde Cizre'ye belki yanlış bakıştan dolayı böyle bir karar verildi. Bugün aslında taşlar yerine oturuyor. İşte bunların az önceki, ikisinin de ben gittim. Bunların 4 yerleşim birimi de gayet iyi biliyorum. Evet. Bunların şu andaki mevcut yerlerinin gelişme imkanı da yok fiziksel olarak. Evet. Ya tepenin üstünde, dağın üstünde. Ama Cizre gelişmeye Cizre, de müsait. Cizre, Dicle Nehri'nin kıyısında tarihi bir merkez. Yani. İsimler nasıl olacak Sayın Bakanım? Onları yani. Tabii tartışılır bunlar. Evet, ama şunu söyleyeyim. Ya bunu yapıyor olmamız Hakkari bugünkü merkezini veya Şırnak'ın bugünkü merkezini ihmal edeceğiz anlamına da gelmiyor. Tabii. Tam aksine bu illeri doğal mecrasına oturtup tabii, bu ilin bütün olarak daha hızlı aslında gelişmesini ekonomik olarak gelişmesini ekonomik olarak gelişmesini üniversitelerimizde evet. Diğer sizin alanınıza geçelim. 2016 yılını reform yılı ilan etti Sayın evet. Başbakan. İlk reformu da geçtiğimiz günlerde Ar-Ge reform paketini açıkladınız. Evet. Önümüzdeki günlerde de üretim reform paketini tartışıyorsunuz şu anda. Evet. Üretim reform paketi neleri içeriyor, neler katacak Türkiye'ye, hangi konulara vurgu yapılacak? Biraz detay verin bize evet. lütfen. Şimdi şöyle bir çalışma düzenimiz var bizim. Ar-Ge evet. reform paketinde bunu yaptık. Şimdi üretim için de aynısını evet. yapıyoruz. Öncelikle bütün ilgili taraflarla
bakanlıklarımız görüşmelerini yapıyorlar. Bu arada Ar-Ge reform paketini çok beğendiğimi söylemeliyim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten iyi bir çalışma oldu. Evet. Bilim Sanayi Bakanlığı ilgili bütün taraflardan fikirleri aldı, bir süzdü. Çok faydası oldu. Sonra getirdi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda hep birlikte tek tek değerlendirdik, üzerinden geçtik. Sonra da en son noktayı Bakanlar Kurulumuz koydu, meclise sevk etmiş olduk. Türkiye'nin önünü açacak paketlerden bir tanesi. Bilgiyi, daha fazla bilgi üretmemizi ve ticarileştirmemizi özellikle sağlayacak. İşte hep diyoruz ya, katma değeri yüksek bir ekonomi. Buna hizmet edecek bir reform paketi. Adamlardan biri, önemli adamlardan. Çok önemli bir adım. Hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Şimdi onunla birlikte tabii bu üretimle ilgili de şu anda benzer bir çalışma devam ediyor. Yani üretim paketiyle ilgili farklı farklı fikirler toplanıyor. Bunlar henüz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınmadı. Önümüzdeki günlerde, haftalarda inşallah hazır olur olmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulumuza da gelecek bu paket. Orada değerlendirildikten sonra Bakanlar Kurulumuz yine en son noktayı koyacak. O yüzden hani şu olacak, bu olmayacak diyecek durumda istemiyorum. Değilim doğrusu. Ama işin özü şu, Türkiye üretmek durumunda. Yani üretim, iş ve yatırım ortamımızı bir taraftan geliştirmeye çalışıyoruz. Üretimi ve ihracatı, yatırımı önceliklendiren bir büyüme stratejimiz var. Bu çerçevede üreticimize en iyi çalışma ortamını sağlayacak, en uygun şartları getirecek şekilde düzenlemelerimizi hayata geçireceğiz. Az önce bahsettiğiniz gibi Türkiye bir reform dönemi yaşıyor. Gerçekten bu dönem inşallah tarihimize önemli reformların yapıldığı bir dönem olarak geçecek. Takvimiyle, eylem planlarıyla bunları ilan i̇nşallah, etmiş durumdayız. İnşallah birer birer hayata geçireceğiz bunları. Efendim tabii bir taraftan önemli olan konulardan bir tanesi de orta vadeli program. Bunu açıkladınız 15 gün önce ve ama 1 Kasım'dan sonra bu plan revize edildi. Özellikle büyüme, cari açık, ihracat, ithalat ve diğer makro ve mikro ekonomik parametreler anlamında. Orta vadeli program sürekli siz burada daha önceki yayınlarımızda da OVB, OBB sürekli söylüyorsunuz. Bunun önemine dikkat çekiyorsunuz. Burada efendim revizyon pozitif yönde mi yapıldı? 2016'nın da bizi bekleyen riskler neler? 2016'da bu işte daha sonra da bu şeyi konuşacağız ama orta gelir tuzağından çıkıp birazcık daha yukarı sıçrayabileceğiz mi? Bu OVB ile biz bu sıçramayı gerçekleştireceğiz. İnşallah. Soru en doğru şimdi olacak şöyle, galiba. Orta vadeli program Kalkınma Bakanlığımızın teknik olarak koordine ettiği bir çalışma. Bütün ilgili bakanlıklarımızla tabii birlikte bunu sonuçlandırdık. Geçtiğimiz günlerde de ilan edildi. Revize ettik daha doğrusu. Ekim'de biliyorsunuz bir orta vadeli program hazırlamıştık. Ama seçimden önce olduğu için o sonuçlanmadı tabii. Bütçe süreci, geçici bir bütçe yapıldı. Şimdi kalıcı bütçeye geçerken orta vadeli programımızı da revize ettik. Ve o tarihten bu yana olumlu yönde temel bazı revizyonlar gerçekleşti. Bunlardan en önemlisi büyüme. Şimdi bakın dünya pek iyi bir durumda değil. Bunu görmemiz lazım. Küresel krizin olumsuz etkileri halen devam ediyor. Bir miktar bir büyüme var ama bu yeterli değil ve dengeli değil. Dünya ölçeğinde. Çin'de bile büyümenin yavaşladığı, Rusya'da, Brezilya'da küçülmelerin yaşandığı, petrol ihraç eden ülkelerin ciddi sorunlarla karşı karşıya 28 dolara düştü. Bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin 2015 büyümesi %2 bile değil. 1.8. Bütün gelişmekte olan ülkeler. Gelişmiş ülkelerde bu daha da düşük. Daha Avrupa'da düşük. İşte %1 dahi değil. Evet. Japonya, Amerika bir parça hani %2, 2.5. Böyle bir dünyadayız. Bu konjonktürde Türkiye 2015'te %4 büyümeyi başardı. Tahminimiz o. İlk 3 çeyreğin rakamlarını biliyoruz. Son çeyrekteki öncü göstergelere de bakarak %4'ü gördük. Daha önce 3 diye beklentimiz oydu. Evet. Beklentinin oldukça üzerinde bir performans geldi. Dünyanın hali buyken, bölgemizde birçok jeopolitik riskler gerçekleşiyorken, koordineli birçok terör saldırısıyla karşı karşıyayken Türkiye ekonomisi bu performansı ortaya koydu. Bu aslında ekonomimizin... İki tane de seçime rağmen. İki tane de genel seçime. Bu da aynen. Onu veya unuttum. 20 ayda 4 seçimde diyebiliriz değil mi? Yani efendim? Bütün bunlara rağmen maşallah. Çok iyi bir performans. Ha bu yeterli mi bizim için? Elbette değil. İnşallah farklı bir konjonktürde çok daha hızlı büyümeyi yakalarız. 2016'da hedefimiz
4,5. %4,5 büyüme. Bayağı bir 2017 ve 18'de de 5'lik büyümeler. Dolayısıyla büyümeyi yukarı yönlü revize ettik. Yani büyüme her şeyin aslında ilacı diyorsunuz. Büyüme ile diğerleri sağladık. Aynen. Öyle anlıyorum. İşin özü o. Evet. Büyüme olmadan istihdam olmuyor, ihracat olmuyor, kamu dengeleriniz oturmuyor. Aslında birçok şey büyümeye bağlı. Büyüme de neye bağlı? Yatırımlara bağlı. Doğru. Özel ve kamu sektörü yatırımlarına bağlı. Kamu sektörü olarak yatırımlarımızı bir taraftan yapıyoruz. Bir taraftan da özel sektör için daha öngörülebilir bir çerçeve içinde yatırımları teşvik ediyoruz. Dolayısıyla bu 2016'da 1 Kasım'ın da getirdiği siyasi istikrarla azalan belirsizlikle birlikte, reformlarımızla birlikte inşallah 2016 daha iyi olacak. Daha iyi. Bir taraftan da Avrupa Birliği nispeten biraz toparlanıyor. Evet. Bunun bizim ihracatımıza olumlu yansıması olacak. İran yine olumlu bir gelişme. İran'a ayrı bir paragraf açacağız biraz sonra. Açalım. Yani bunlarla birlikte inşallah bir taraftan da tabii asgari ücreti arttırdık biliyorsunuz. Emeklilerimize önemli kolaylıklar, artışlar getirdik. Çalışan kesimlere, öğrencilere, burslar, şey esnafa bir takım Sayın destekler. Bakan, bununla şey birlikte daha canlı bir ekonomik ortam bekliyoruz. Son derece doğru bir şey yaptınız. Evet. Sizin partinizin kuruluş temelinde orta sınıfın, fakir fukaranın, dar gelirinin çok önemli emekleri var. Doğru. Bütçeden bunlara ayırabildiğinizi en yükseğe ayırmanızı son derece isabetli olarak görüyorum. Buyur Bey, bakın şey geçmiş bütçeler, AK Parti'den önceki bütçeler faiz bütçeleri. Evet. Yani vergi gelirlerimizin %86'sı faize giderdi geçmişte. Bugün çok şükür %10'lara doğru geriliyor. Bütçemizin neredeyse yarısı faize giderdi. Şimdi çok şükür çok düşük düzeylere geldi. Evet. Artık bizim bütçelerimiz sosyal bütçeler ve yatırım bütçeleri. Evet. Yani ağırlıklı olarak baktığımızda... İran'la ilgili şöyle bir endişe taşıyoruz. Evet. Bir taraftan evet İran'a yönelik hakikaten haksız bir ambargo vardı. Türkiye zaten her ortamda, herkesin İran'a hiç sahip çıkmadığı, müttefiklerimizin bile bizi suçladığı bir ortamda biz İran'da bu konuda sahip çıktık ve yanında olduk. Doğru. Bu ambargo kalktı. Bu ambargo Türkiye-İran ekonomik ilişkilerine nasıl yansır? Bir fırsat penceresi oluşur mu? Bir taraftan da İran petrol gelirleri arttıkça da bir bölgesel tehdide de dönüşebiliyor. Doğru. Türkiye'nin güvenliği açısından, Orta Doğu'daki dengeler açısından siz işin ekonomik boyutuyla ilgili bir değerlendirme yaparsınız. Ya öncelikle belki nükleerden başlayalım. Türkiye'nin politikası geçmişte de aynıydı, şimdi de aynı. Evet. Biz bölgemizde nükleer silahlanmaya karşıyız. Kim olursa olsun karşıyız. Ama aynı şekilde herkesin de barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiden yararlanma hakkı olduğuna inanıyoruz. Evet. Bunu tutarlı bir şekilde savunduk. Evet. Bugün uluslararası camiada bu noktaya geldiler. Aslında Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğu bir anlamda ortaya çıktı. Diplomatik olarak da bunlar tescillendi. Bu güzel bir nokta. İyi, olumlu bir nokta. Evet. Bunun getirdiği yeni ortam içinde İran'ın tabii ekonomik olarak daha güçlü bir performans sergileyeceğini düşünebiliriz. Ama bir taraftan da tabii petrol fiyatlarının ciddi anlamda düştüğü bir ortam. 28 dolarlara hani düştü. Ambargo Sudan varken ucuz. Petrol fiyatları çok yüksekti. Evet, 120 o zamanlar kalksa muhtemelen hakikaten İran... Hakikaten Sudan ucuz hale geldi yani. Evet, yani dolayısıyla ambargo kalkmış olsa bile İran'ın hani bir anda çok büyük gelirler elde etmesini beklememek gerekir. Daha ziyade yurt dışında bağlı bir takım fonları var. Var efendim. 100 milyar dolara yakın bir blokeleri var. Onların 100 milyar dolar. Evet, yani yurt dışındaki kaynaklarını harekete geçirebilirse bu tabii İran ekonomisi. Yani siz olumlu bakıyorsunuz öyle mi? Ekonomimize ciddi bir şekilde yani bölgemizde pozitif... Ben şöyle düşünüyorum. Yani kim olursa olsun, hangi ülke olursa olsun komşularınızdaki iyi bir gelişme ekonomik anlamda sizin için de iyi geliş etkiler. Bakın Avrupa'da bütün ülkeler çok akıllı oldukları için mi geliştiler? Hayır, bölgesel bir dinamik var. Tabii, tabii. Evet, doğru. Bölgenizde ekonomi düzeliyorsa size de mutlaka bir pay düşer. Yani aslında Orta Doğu'da bütün ülkelerde ekonomik refahın artması... Demokrasi ve ekonomik refah artarsa biz de bundan pozitif etkileniriz. Terör de azalır. Özellikle de tabii bizim geri kalmış bölgelerimiz Doğu Anadolu, tabii, Doğu Karadeniz. Bunlar İran'la ticaretten çok etkilenen bölgeler. Evet. Bunların da ben daha fazla olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Turizm hareketleriyle, ticaretle, yatırımla. Dolayısıyla İran'ın ekonomik olarak daha iyi performans sergilemesi bizim de lehimize bir durum. Rusya'yla nasıl efendim şeyler alındı mı? Hani Rusya'ya işte ihracatımız düştü bir taraftan, kapılar kapanıyor her gün ayrı bir haber. Gerçi gündemden düştü ama
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında uzun bu süre aldığı tedbirler bizim ekonomimizde yani, bir hasara yol açtı. Şöyle, mutlaka tabii arzu ettiğimiz şeyler değil bunlar. Ama bir taraftan da şunu artık görelim. Türkiye çok şükür pazar çeşitlendirmesine, ürün çeşitlendirmesine gitmiş. Çok dinamik bir girişimci sınıfı olan bir ülke. Yani bir yerde, bir pazarda bir problem çıktığı zaman bir başka pazara rahatlıkla erişebilen, alternatifler üretebilen bir ekonomik yapımız var. Dolayısıyla bu etkileri sınırlandırıyor. Diğer taraftan serbest piyasa öyle bir ortam ki bunu ne kadar yasaklarsanız yasaklayın, hani dere yatağını bulur gibi bir şekilde mal ve hizmet akımları da gerçekleşiyor. Belki biraz maliyeti artıyor. Farklı kanallar kullanıyor. Yani bu petrol fiyatlarının düşmesi onları da ekonomik olarak aldığı bu tedbirleri tekrar gözden geçirmeye zorlar mı sizce? Yani tabii Rusya'da farklı bir siyasi zihniyet var. Evet. Halkın menfaatlerini düşünüyorlarsa bu ambargoları yapmamaları lazım. Çünkü sonuçta aslında Rus halkının daha pahalıya sebze meyve yemesine... Efendim bugün daha, mesela dolar... Ruble dolar karşısında çok en çok değer kaybettiği bir gündü. Doğru. Bugün yani bütün Rusya ekonomisi hiç iyi durumda değil. Evet. Yani ciddi bütçe açıkları var. Petrol gelirlerinin düşmesinden kaynaklanan çok ciddi problemleri var. Kendi iç yani bu yaşadığımız hani ikili tartışmaların ötesinde Rusya'nın çok ciddi ekonomik problemleri olduğu açık. Bir de bunun üzerine halkına zarar verecek şekilde ambargolar gibi şeylere yönelmesi aslında rasyonel değil, akılcı değil. Olması gereken Türkiye ile Rusya'nın oturup problem neyse kendi sınırları içinde bu problemleri ele almaları ve rasyonel, akılcı çözümlerle bu işleri aşmamız. Ama maalesef böyle aşırı bir tepki söz konusu. Zaman içinde inşallah normalleşecek diyorsunuz. Normalleşir. Evet. Nur Bey. Sayın Cumhurbaşkanı hedef alan sözleri vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Tabii biraz üzüldük hepimiz. Türkiye'de siyasi uslup... Siyaset adına üzülmek lazım. Yani çocuklarımıza televizyon seyrettiremeyeceğiz herhalde. Evet. Biz torunlarımıza, çocuklarımıza o seviyelere düşüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye yani, böyle bir yani sizi hedef alması gerekirken işte bir hükümet, siz hükümettesiniz. Evet, başbakan var, bakanlar kurulu var. Bu seviyeyle ilgili de özellikle Cumhurbaşkanı hedef alınmaz. Seviyeyle ilgili herhalde yorum yapmamıza gerek yok. Evet. Çok açık yani gerçekten olmaması gereken, siyasete siyasetin kalitesini düşüren, itibarını zedeleyen bir üslup. Keşke böyle bir üslup kullanılmasaydı. Ama maalesef bunu zaman zaman görüyoruz. Bu gerçekten üzüntü verici bir durum. Halkın %52'sinin seçtiği, seçimle gelen, demokratik yollarla gelen bir cumhurbaşkanına açık bir saygısızlık, hakikaten siyasetin itibarında zedeleyen bir unsur. Kaldı ki kendi içinde de tutarsız bir yaklaşım. Bir taraftan cumhurbaşkanını taraflı olmakla suçlayacaksınız, siyasete müdahil olmakla suçlayacaksınız. Diğer taraftan adeta siyasete çekmek için cumhurbaşkanını tahrik edici, hakaretamiz bir üslup kullanacaksınız. Bu ikisi aynı anda olmaz. Yani bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin de diğer bütün partilerinde Cumhurbaşkanımızla aynı fikirleri taşımıyor olabilirler. Bunu beklemiyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve devletimizin başı. Devletin birliğini temsil ediyor. Birliğini temsil ediyor. Cumhurbaşkanımıza ve makamına asgari bir saygıyı bir defa hepimizin beklemek en doğal hakkı. Bunu yapmıyorlar maalesef. Biz geçmişte Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken tarafsız mıydı? Tarafsız o tartışmalar ayrı, hiç bir saygısızlık yapmadık. Merkez Bankası Başkanı atanmadı, valiler atanmadı, kanunlar geri çevrildi ama böyle bir şey yaşanmadı. Diğer taraftan ben izlerken şöyle bir mukayese yaptı Sayın Kılıçdaroğlu. İşte Kenan Evren'de %92 oy aldı diye böyle garip bir elma ile armutu mukayese etmek denir ya. Yani darbe dönemi sonrası tek adayla gidilen bir seçim. Halkın işte başka çaresi yok. Yani askeri yönetim mi kalsın? Demokrasiye ya 40 katır mı 40 satır mı gibi bir aynen seçim. Aynen öyle oldu Sayın Bakan. Seçimde renkli kağıtlar, işte halk kimsenin denetlemediği, orada sayımın nasıl yapıldığı. Bir övgü vardı yani. Öyle anlaşıldı. Yani niye %99.9 almamış diye belki hani sorgulamamız lazım. Böyle bir seçimle demokratik, rekabetçi bir ortamda yapılan bir seçimi mukayese etmesi bir defa abes diye düşünüyorum. Yani bunlardan kurtulması lazım siyasetimizin. Daha seviyeli bir siyasi tartışmamızın olması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu madem hükümeti muhatap almak istiyorum, hükümeti eleştirsin o zaman.
Niye peki Cumhurbaşkanımıza böyle laflar söylüyor? Niye bu hakaretlere yöneliyor? Bakın bu hakaretler aslında milli iradeye de yapılmış hakaretler. Halka da yapılmış hakaretler. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Ama zaten gerekli cevapları da her düzeyde verdik. Evet efendim tabii. Bir taraftan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir başka açıklaması vardı. Yine terörle ilgili hendekleri kazanan arkadaşlar ifadesi. Bununla beraber yine anayasa değişikliği, yeni anayasa, başkanlık sistemi tartışılırken ilk dört maddede bizim kırmızı çizgimiz açıklamasını yaptı. Hani bakıldığı zaman hem öyle hem böyle mi demek lazım? Yani tutarlı bir siyaset görmüyorsunuz. Ben biraz şöyle yorumluyorum doğrusu. Parti içi güç mücadelelerin nedeniyle dikkatleri bir takım başka alanlara yönlendirme ve parti içi konumunu güçlendirme çabası diye görüyorum. Yani son kurultayda yaptığı yani, o muydu? Evet, benim yorumum en azından o. Petrol fiyatlarındaki yani, düşüş. Kendisi zaten sıkıntılı bir durumda. Evet, i̇şte evet. Parti içi muhalefet tek başına gitmiş. Yani bu bir nefes borusu mu oldu efendim? Biraz kendi iç parti içine dönük bir manevra diye değerlendiriyorum. Şimdi ben şunu kabul edebiliyorum. Yani Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse eleştirilemez değil. Eleştirebilirsin. Elbette, ama hakaret ki, başka bir şey. Çok güzel. Yani fikirle hakareti bizim ayırmamız lazım. Fikir yani. Hürriyetine sonuna kadar hepimiz... Yani bir de şöyle bir tuzağa da düşüyor muyuz bilmiyorum. Evet. Böyle bir tuzağa da düşüyoruz ülke olarak. Bunun ülkenin tüm aydınlarının, entelektüellerinin düşünmesi lazım. Dikkat ediyorum. Belli çevreler Cumhurbaşkanı'na karşı bir kampanya yürütüyor dışarıda. O çevrelerin ekmeğine yağ sürüyor. O çevrelere bakıyorum. O çevreler çok Türkiye'yi seven, Türkiye'yi beğenen. Yani Gezi'nin hedefi o 17-25 Aralık'ın hedefi o. Hep hedefte Cumhurbaşkanı var. Bakın, bu oyuna kimsenin alet olmaması lazım. Cumhurbaşkanımıza saldıranların asıl hedefi bu Türkiye. Türkiye. Dönüşen Türkiye, yenilenen Türkiye, halkıyla milletiyle barışan Türkiye, iddiaları olan Türkiye. Asıl hedef bu. Hani Cumhurbaşkanımızı şahsen hedef alıyor gibi görünüyorlar ama esas hedefleri Türkiye'nin bu ilerleyişini durdurmak, Türkiye'nin moralini çökertmek ve Türkiye'yi bu yolundan alıkoymak. Ama başaramayacaklar. Efendim, ne yaparlarsa yapsınlar. Süremizin de hızlı bir şekilde sonumuza geliyoruz. Bir taraftan da sizin bakanlık konularınız var. Aslında teknik olarak Nuri Bey siyasetten başka bir şey kalmıyor. Petrolü soracağım ben sadece. Petrolü sorduk. Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. 28 dolarlara kadar geldi petrol. Bu Türkiye'de bunun yansımaları bizim ekonomimize pozitif negatif etkileri şöyle, neler olur? İki tür etkisi var. Evet. Ama net etkisi daha çok pozitif. Evet. Birinci etki şu. Bizim komşularımız başta olmak üzere petrol üreticileri genelde gelişmekte olan ülkeler. Petrol fiyatlarındaki düşüş onları olumsuz etkiliyor. Olumsuz etkiliyor. Bu da bizim ticaretimizi olumsuz İhracatımıza etkiliyor. Falan etkiliyor. İhracatımıza etkide bulunuyor. Bir taraftan da gelişmekte olan dünyaya topyekün biraz daha negatif bir bakış oluşuyor. Eyvallah. Bunun da bir negatif etkisi oluyor. Ama diğer taraftan biz petrolü ithal eden, petrole bağımlı bir ülkeyiz. Cari açımızda petrolün çok ciddi bir payı var. O açıdan da çok çok olumlu bizim için. Şu anda 2015'te 4,5-16'da 4,5'un altına gelecek inşallah cari açığımız. Bundan birkaç sene önce %10'lar civarındayken dönem sonunda orta vadeli programımızın sonunda ise 3,5'lara kadar düşeceğini öngörüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ama bir taraftan da reformlarla bunu destekliyoruz. Bu bizim için yine bir fırsat penceresi. Bu fırsattan istifade büyüyerek daha az cari açıkla büyümeyi başarabilen bir ekonomi olmamız gerekiyor. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı petroldeki düşüş bize kazandırdı. Evet. Bunun, bu OVB açıklanırken şu ifade kullanıldı. Şubat ortasından itibaren Türkiye olumlu anlamda bu ekonomik dünyada yaşanan ekonomik aslında krize doğru gidişten pozitif anlamda ayrılacak diye. İşte doların 3 liranın üzerine çıkmasından bahsediyorum. İşte piyasadaki faizlerin yükselmesinden bahsediyorum. Bununla ilgili bir öngörünüz var mı sizin son dönemde OVB sonrasında yapılan toplantılarda bir perspektif ortaya koyabildiniz mi? Tabii yani bakın işte az önce büyüme konusunda söylediklerim aslında pozitif ayrıştığımızı gösteriyor. İşin özü de o. Yani diğeri borsa yükselir, düşer, kurlar şöyle olur, böyle olur. Bunlar daha konjonktürel gelişmeler. Esas olan ekonominizin üretim gücünü arttırıp arttırmadığınızı. Üretim ve ihracat. İhracatı arttırıp arttırmadığınızı. Her şey orada. Bütün anahtar orası. Evet. Onu düzelttikten sonra kurlar
dünya konjonktürüne göre işte Fed bir karar alır, şöyle olur, diğeri böyle yapar, başka türlü olur. Ama işin özü üreten ve giderek teknoloji üreten bir ülke olup olmama meselesidir. Bu da daha köklü politikalarla ilgilidir. Eğitim sisteminiz, teknoloji politikanız, adalet sisteminizin işleyişi, doğru, altyapınızın gelişmesi, beşeri sermayeye yaptığınız yatırımlar. Kalkınma perspektifiyle bakınca bizim için daha önemli olan unsurlar bu, daha temel unsurlar diyelim. Diğerleri gündelik, haftalık, aylık değişebilecek hususlar. Önemsiz anlamında demiyorum. Ama asıl orta vadede belirleyici olan, evet, bu sermaye stokunuzdur. Beşeri sermayenizdir ve kurumsal kalitenizdir. Kurumlarınızın kapasitesidir, kalitesidir. Türkiye bu anlamda doğru yolda. Efendim son birkaç dakikamız kaldı ama DAP, GAP ve evet, KOP. Bir de DOKAP var. Doğu Karadeniz. Evet, dört. Önemli eylem neredeyiz? Şimdi GAP'ı bitiriyor muyuz? GAP'la ilgili sadece bir eylem planımız vardı geçmişte biliyorsunuz. Buna 3 yeni bölgeyi daha eklemiş olduk. Yeni nereler? Eylem planları hazırladık. Birincisi GAP. O eskiden de vardı. Yeniledik onu. DAP dediğimiz Doğu Anadolu projemiz için yeni bir eylem planı yaptık. KOP için bir eylem planı yaptık. Konya Ovası projemiz ve DOKAP, Doğu Karadeniz için bir eylem planı yaptık. Bu 4 eylem planının toplam tutarı baktığınız zaman 68 milyar Türk lirası. Eski parayla 68 katrilyon. Evet. Yani bu 4-5 yıllık bir perspektifte gerçekleştireceğimiz yatırımların ve faaliyetlerin tutarı. Bu planlarımızda öngördüğümüz çalışmalar. Ve bunlar bu bölgelerimizi Türkiye ortalamalarına yaklaştırmayı hedefleyen eylem planları. Çünkü bu 4 bölgemizde ortalamanın altında kişi başına gelirimiz. Bunu yükseltmeyi hedefliyoruz. Çünkü bizim kalkınma anlayışımız kapsayıcı bir anlayış. Yani sadece belli iller, belli yöreler, belli kesimler üzerinden bir kalkınma değil. Topyekun bir kalkınma. Bütün ülke satına yayılmış. Bütün illerimizin, bütün yörelerimizin katkısını harekete geçiren adeta bir seferberlik şeklinde. Yani her yöremiz, evet, neyse varlığı, neyse o üstünlükleri onları harekete geçirerek hem kendi refahını arttırsın hem de ülkemizin kalkınma hedeflerine katkıda bulunsun. Biz iddialı bir ülkeyiz. 2023 ve sonrasına ilişkin ciddi hedeflerimiz var. İnşallah işte 2053'leri, 2071'leri de gelecek nesiller görecekler. Ara hedefler de geliştireceğiz. Kalkınma Bakanlığı olarak bizim bu sene yapmaya çalışacağımız işlerden biri bu olacak. 2023 artık biraz yakın bir hedefe, evet, dönüştü. Yani. Belki 2030, 2035 gibi bir ara hedef, perspektif plan diyoruz buna. Böyle bir çalışma da yapabiliriz bu sene. Yeni planlarımıza dayanak oluşturacak yeni bir uzun vadeli vizyon bir anlamda. Bu işe de biraz yoğunlaşacağız. DPT kökenli misiniz? Evet, evet. Kabinede bayağı DPT kökenli var galiba. Lütfü Bey var. Lütfü Bey var, siz varsınız. Evet. Mesai arkadaşıydınız zaten galiba. Beşir Bey vardı, o şimdi komisyon başkanı. Evet. Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz. Efendim süremizin sonuna geldik. Son çok teşekkür ediyoruz. Kapatalım. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. TGRT'yi ve özellikle bu programı tebrik ediyorum gerçekten. Halkımızın ciddi meselelerde sağlıklı bilgilenmesine ve sağlıklı müzakereler yapmasına, tartışmasına katkıda bulunan bir program. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Evet Nuri Bey, bu programı da bitirdik. Evet. Efendim sizi her zaman olduğu gibi bitiriyoruz burada. Yorumu da siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.